Kanaltı ekranlarından herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra gazete programıyla yine karşınızdayız. Gündem oldukça yoğun. Eylemler var, bazı sendikaların yapmış olduğu açıklamalar var. Diğer tarafta Cenevre zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın diplomasi trafiği var. Siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Önce UBP, daha sonra CTP, bugün de Halkın Partisi yetkilileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği tabii ki önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Cenevre'de yapılacak zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izleyeceği yol haritası konusunda siyasi liderleri bilgilendirmek. Peki bunlar yaşanırken başka ülkede neler var? Covid-19 pandemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de etkisini devam ediyor. Özellikle yine açılımlar gerçekleşiyor. İşte bugün o açılımlardan bir tanesi de spor salonlarını kapsıyordu ve PCR testlerini yaptıran ve sonuçları negatif çıkan salon sahipleri salonlarını açarak işlerine Bismillah dediler. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemi. Adanın diğer tarafında ise dün bir haber gelmişti. Ara bölgede Kiracıköy ve Akıncılar arasındaki bölgede bir kadına ait ceset bulunmuştu. O cesetle ilgili bugün yeni gelişmeler var. Üç kişinin tutuklandığı Rum tarafında, bu konuyla ilgili de Rum polisinin bir çalışma içerisinde olduğu belirtiliyor. Tabii kadına şiddet dünyanın ne tarafında olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil. Böyle acı haberleri, üzücü haberleri duyduğumuzda bizler de herkes gibi derinden yaralanıyoruz. Bunlar bu ülkenin gündemi, adamımızın içerisinde bulunduğu hem siyasi hem sosyal hayatta yaşanan olayların kısa bir özetiydi. Şimdi stüdyo konuğumuz Adil Düzen Partisi Genel Başkanı İsmail Yıldız. Onunla da biraz siyasetin mutfağına gireceğiz. Siyasette neler konuşuluyor? Önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türkiye'yi neler bekliyor? Mecliste en çok konuşulan noktalardan bir tanesi, konuşulamayan noktalardan bir tanesi esas nisap sorunu. Malum azınlık hükümeti var. Üç partinin birleştiği koalisyon hükümeti. O azınlık hükümetine destek veren üçte bağımsız milletvekili var. Bunun dışında Hüseyin Özgürgün, Musavilik Partisi'nin eski genel başkanı, onun İstanbul'da olması, Serdar Denktaş'ın bir aylığına raporlu olması, tabii hükümeti bu noktada nisap engeliyle karşı karşıya bıraktı. Geçtiğimiz günlerde bu da mecliste yansıdı. Neyse ki bir sonraki gün o engel aşıldı da toplantı gerçekleşti. Mecliste herkes deyim yerindeyse etendeki taşları döktü. Şimdi biz bunları bir değerlendirelim. İsmail Yıldız'da. Sayın Başkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyiyiz. Uzun zaman oldu sizle de program yapmayalı. Bu arada ben de Facebook'ta paylaşalım. Evet. İzleyicilerimiz bizleri de takip etsinler. Evet, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlerin nezdinde Kanal T ekranlarında bizleri dostlarımızla, gönüldaşlarımızla, vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için başta size ve teknik kadrolarınıza da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu arada rejide Bilal var, kamerada da Hasan var. İkisi de çok Evet. kıymetli arkadaşlarımız. Onlar da Sağ olsunlar. bizlerle beraber bu televizyonculuk yükünü çeken ekipteler. Tabii siyasete hemen sıcak giriş yapalım. Pazartesi günü meclis toplanamadıydı. Dün yeniden toplandı. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunu zaman zaman sokakta ve kamuoyuyla da dertleştiğimizde de bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz ve duyuyoruz. Tabii ki özellikle şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de baz alırsak böyle bir durumun gelişmesi doğrusu vatandaşlarımıza bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Nitekim bunu daha önce de ifade etmiştik. Bir kez daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Hiçbir siyasi duruşumuz sağlığın önüne geçmemelidir. İnsan hayatının önüne geçmemelidir. Ülke gündeminin ve ülke menfaatleri için alınan kararların önüne geçmemelidir. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi bu ülkede hayat idame eden her bir fert için orada
bizlerin tayin ettiği milletvekili arkadaşlarımızın bu millet için bir takım kararlar üretilmesi için oraya gönderildi. Elbette seçilen tüm milletvekilleri de seçmenlerine saygı duyması gerekirdi. Nitekim ilk değil, kurulduğu günden bugüne özellikle azınlık hükümeti bu noktada ciddi anlamda nisap sorununa takılıyor ve muhalefetten de bu noktada da ciddi bir destek görmediklerini görüyoruz. Muhalefetin de bu süreci siyasallaştırıp politik eyleme dönüştürmesi de doğrusu kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Yani bunun çok doğru olmadığını vatandaş da ve şu anda bu noktada meclisin tıkanması için bir takım çalışmalar içerisinde olan o siyasal parti temsilcilerine gönül vermiş insanlar dahi bu noktada tepki veriyorlar. Çünkü hiçbir şekilde sağlık ve ülkenin menfi çıkarları hiçbir siyasal görüşün önünde arkasında tutulmaması gerektiği noktasında vatandaşlarımız hemfikir. Dolayısıyla 3 aydır, 3,5 aydır hep birlikte şahit oluyoruz bu duruma. Nisap sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve doğrusu şunu da söylemekten fayda görüyorum. Yani bu arkadaşlarımız muhalefeti sırf muhalefet yapmak için görüyoruz ki yapmaya çalışıyorlar. Ülke yararına bir takım çalışmalar içerisinde olmadıklarını da dün itibariyle yaşadığımız nisap sorunuyla da, pazartesi itibariyle yaşadığımız nisap sorunuyla da görmüş olduk. Bu da gösterdi ki maalesef ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı siyasi parti temsilcilerimizin aslında dertleri millet ve vatandaş olmadığı, kamuoyunun olmadığını da bu noktada bize göstermiş oluyor. Peki şunu sorayım ben size. Yani meclis halk tarafından oy verilerek çeşitli siyasi partilerde bireylerin kendi görüşlerini yansıtmak için, toplumun ihtiyaçlarını gidermek için, siyasi sosyal hayatlarını düzenlemek için oluşturulmuş bir kurum. Evet. Burada siz milletvekili seçilmiş olabilirsiniz. 5.000 kişi, 10.000 kişi her neyse işte bir seçmen kitlesi size oy vermiştir. Gidin o kurumu çalıştırın diye. Doğrudur. Burada sadece topu iktidara bırakmak ne kadar bence doğru? Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Aslında çok politik ve siyasi konuşmak istemiyorum. Daha çok gerçekten halkın anlayacağı dilden, yani halkın dertlendiği bir dertle bunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle Cumhuriyet Meclisi çok renkli bir meclis. Hemen hemen her görüşe yakın siyasal temsilcilerin olduğunu görüyoruz. Yani ülkede temsiliyeti olan her görüşün mutlak suretle savunucuları vardır şu anda içeride. Dolayısıyla demin sizin ifade ettiğiniz gibi sizleri bizler tayin ediyoruz oraya. Bir takım kurumları evet bir şekilde işletesiniz diye, idare ve sevk edesiniz diye ve vatandaşın yükünü hafifletesiniz. Bir noktada bizleri saha içerisinde dar bir alana sıkıştıramayasınız diye gönderiyoruz. Ancak dönüp baktığımızda 6 siyasal partiye içeride görüyoruz ki 2018 7 Ocak itibariyle bugün itibariyle tamamı denenmiş noktada da ispat edilmiştir. Yani görüyoruz ki muhalefetin son zamanlarda özellikle üçlü koalisyon, yani ben benimsiyorum değil, elbette ben de bir siyasi parti temsilcisi ve genel başkanıyım. Nihayetinde de eleştirmemiz gereken yerde eleştirelim. Eğer gerçek anlamda yanlış yapıyorlarsa bizler de uyarı verelim bu noktada bir yanlışın olduğunu ifade edelim. Fakat görüyoruz ki 3 ay önce hükümette olan ve bu pandemi sürecini dahi 9 ay boyunca yürütenlerin bugün 3 ay sonraki üçlü koalisyonla çeşitli bahaneler bularak, çeşitli nedenler bularak eleştiri noktasına gidiyorlar. Ve hükümeti yıpratma noktasına gidiyorlar. Madem samimi idiyseniz sizler döneminde neler oldu ona bakmamız lazım. Yine biraz daha geriye gidersek hafızamızı yenilemiş olursak biraz tazeleyelim bu noktada. Çünkü gerçekten bu pandemide vatandaşlar artık psikolojikmen çöktü. Dünü hatırlamayacak duruma geldik. Yani bizler canımızla cebelleşirken çoluk çocuğumuzun
nafakasını hangi şartlarda temin edelim derdiyle dertlenirken içerideki bu tür kavgaların bizlere bir fayda sağlamayacağını bilmelerini isteriz. Dolayısıyla üçlü hükümet kurulmadan önce de o dönem Uluslar Birlik Partisi Genel Başkan Vekiline tevdi edilen görev tüm siyasal parti genel başkanlarıyla görüş sağlandı ve o günün şartlarında ana muhalefet dahil başta olmak üzere şu anki ikinci büyük muhalefet partisinde bu konuda uzlaşıya varmadı ve azınlık değil de icracı hükümet noktasında bir karar kılmadılar. Dolayısıyla polislerde şu ifadeye hep yer verildi. Ortada bir cenaze vardır ve bizler bu cenazeye talip olursak kamuoyunun şiddetli tepkisine maruz kalacağız. Günün sonunda iki milletvekili bir siyasal parti, üç milletvekili bir siyasal parti bu noktada elini taşın altına koydu ve gerçekten de hükümetsiz işlenemeyeceğini, aşağı yukarı 60-70 gün gibi bir zaman ülkede hükümetsiz bir idare yönetimiyle karşı karşıya kaldı. Nitekim acilen bir hükümetin kurulması gerekirdi. Bunun adına azınlık dersiniz, bunun adına icracı dersiniz, bunun adına çoğunluk dersiniz, fark etmiyor. Dışarıda sizden karar üretmenizi bekleyen bir kamuoyunu var olduğunu, o iki küçük siyasi parti bu bilince vararak bir yerde de aslında ateşten gömleği giydiklerini, dolayısıyla bir yerde de iltifat marifete tabidir. Yanlış da yapıyorlarsa sizler ana muhalefet olarak ve diğer muhalif partiler olarak da bunlara yardımcı olmak noktasında bir çalışmalar yani yapmanız. Nerede o zaman? Özür diliyorum. Günlerdir, haftalardır sağlık komitesi kuracağız, şunu kuracağız, bunu kuracağız. Sadece söylemde kalan, sadece yaparız, yapacağız deyip de icraata geçmediklerini de görmüş olduk. Siz de esasen bir muhalefet partisiniz. Yani siz olsaydınız şunu şöyle yapardım dediğiniz bir olay yok mu? Yani şu an her şey hükümet düzgün mü yapıyor? Elbette düzgün yapmıyor. Elbette eksikleri var. Elbette hataları var, kusurları var. Yani bunun yerine ben şunu söylemek istiyorum. Muhalefet yapmak sadece eleştirmek değil. Sadece iktidar tarafından veya işte koalisyon hükümet tarafından alınan her türlü kararın karşısına dikilmek değil. Dolayısıyla günlerdir sokaklarda insanlarımız, son bir aydır artık neye göre bunu değerlendiririz bilmiyorum ama ben bir takım şeylere ister istemez artık o puzzle'ı oturtmaya çalışıyorum. Sanki de bir aklın düğmeye basmasıyla her gün sokaklarda bir takım eylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle şu an şu zaman itibariyle bir Doğu Akdeniz varoluşunun yine bir iki devletli çözümün güçlü bir sesle ifade edildiği bir dönemde nedense iki günde bir sokaklarımızda bir takım eylemlerle karşı karşıya kalıyoruz ve bu eylemlere dönüp baktığınızda da mevcut şu anda muhalefette kalmış olan siyasi parti temsilcileri ve yetkilileri de o eylemlerde en üst safta yer almaktadırlar. Peki güncel bir konu, Maliye Bakanlığı dün bir genelge yayınladı. Dedi ki pandemi hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının yemeklerini ödemeyeceğiz. Herkes kendi cebinden ödesin. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu çok çok doğru bulmuyorum. Buyurun bunu eleştirelim. Yani hükümetin alacağı bu bir takım küçük kararları eleştirelim. Örneğin karantina sürecini eleştirelim. Bir yıla aşkındır içinde bulunduğumuz bu bühranda henüz evde karantina sistemine geçilmeme işini birlikte eleştirelim. Yine bir yıldır bu sıkıntı içerisinde Türkiye'den gelecek olan veya diğer X ülkelerden gelecek olan vatandaşlarımızı 14 gün zorunlu ve bir takım maddi külfeti de onların boynuna yıkarak alınan kararları hep birlikte eleştirelim. Gelin el birliğiyle bu noktada akşam 9 sabah 5 arası olan eleştirileri topyekun birlikte verelim. Yani her türlü eylemin gün arası yaşandığı, yüzlerce insanın bir araya geldiği bir toplulukta bir yasal süreç işlenmediğini gördüğümüz halde akşamın 9'unda veya bizlerin kendimizden örnek verelim. Bizler de bunu zaman zaman yaşıyoruz. Ben aynı zamanda bir siyasal partinin genel başkanıyım. Dolayısıyla Mausa'ya gidene kadar saat 21'i 10 dakika 15 dakika geçtiğinde de yasal işlem görmek zorunda kalıyorum. Ancak sahaya indiğimizde de gündüz gözüyle baktığımızda bu pandemide çok ciddi anlamda bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızı, hükümetin kararsız aldığı kararların arkasında durmadığını birlikte eleştirelim. Yani bu noktada hemfikiriz. Eleştirdiğimiz noktalar var. Ben diyorsunuz ki pandemi noktasında bugün o noktada bu kadar emek vermiş, hakikaten gecesini gündüzüne katmış ve bütün imkanlarını seferber ederek
ailelerinden, çocuklarından, aile efradından, akrabalarından uzak durarak bugün burada hizmet veren sağlık çalışanlarına eğer siz bir yemeği de çok görüyorsanız bu sizin zafiyetinizdir. Bu sizin gerçekten hükümetteki en büyük eksikliğinizdir. Yani keşke gündemi bu kadar küçültmemiş olsanız. Keşke daha farklı noktalarda gündem belirlemiş olabilseniz. Ancak bugünün itibariyle dün açıkladığınız genelgeyle sizin rakip gördüğünüz muhalif siyasal parti yetkilileri bu küçücük gündemle sizi yerle yeksan etmeye başladı. Peki ne kadardır mesela bu çalışan personelin yemeği tahminen sizce ne kadardır? Yani tabii günlük ne tüketilir ne verilir ama burada sonuç itibariyle buraya verilen yemek de toplu bir yemekten bahsediyoruz. Yani bireysel dışarıda yiyebileceğimiz bir yemek değil. Dolayısıyla maliyeti çok düşük. Mesela? Yani kişi başına mal olabilecek günlük giderden bahsedeyim. Yiyebileceği ürünü 10 TL'ye mal olmayacak bir yemekten bahsediyoruz. Vallahi ben belki daha aşağısı. Hatta bir yemek fabrikası özür dilerim ifade edeyim. Bir yemek fabrikasıyla anlaşılırsa 7 TL'ye dahi tabldot usulü o arkadaşlarımıza i̇şte yemek verilebileceğini. Öyle bir rakam değilmiş. Bugün hastaneden bir tanıdığımız da görüşme imkanımız oldu. Ben onun söylediğinin söylüyorum. 700 bin TL civarı aylık bir paradan bahsediyor. Şimdi biz bu insanlara yardımcı mı olmak istiyoruz? Ya da bize yakın olan bir takım firmaları kalkındırmak mı istiyoruz? Önce bunu netleştirmemiz gerekir. Doğru mu efendim? Yani 700 bin TL de çok ciddi bir rakam. Tamam, dışarıda insanlar 1500 TL'yi bekliyorlar. Tamam, 700 bin TL çok büyük bir rakam. Bunu vereceğiniz yemek firması kim? Kiminle anlaştınız ve kim bunu ne kadara belirlemiş oldu? Dolayısıyla siz hükümetteyseniz devletin birçok imkanından istifade etmiş oluyorsunuz. Doğru mu? Yani bu istifade ettiğiniz alanlarda çok cüzi miktara indirebilirsiniz. Örneğin bunun yeşilliğini, sebzesini dışarıdan herhangi bir marketle anlaşmayın. Gidin direkt seradan, sahadan bir çiftçinin tam kendisiyle anlaşın. Yani dışarıdan alıp 5 TL'ye mal edeceğiniz o sebzenin kilosunu 5 TL'ye mal edeceğinizde sahaya inip bir ekipman çıkarıp sahaya inip 1 TL'ye mal edebilirsiniz. Peki şimdi polis de derse biz de gece mesaiye kalıyoruz. Mesela gümrükçüler de derse biz de kalırız, biz de isteriz. O zaman nereye gidecek bu iş? Şimdi tabii, ya ben şimdi siyasetçi olduğunuz için bunları size soruyorum. Şimdi bu noktada özellikle pandemiden söz ediyoruz. Yani normal bir süreçten geçmiyoruz. Normal bir süreçte olmadığımız için de bugün asli görev olarak nitelendirdiğimiz ülkede iki ayak bir yerde görev vermektedir. Bir, sağlık. İki, kolluk kuvvetleri. 7-24 sahada olduklarını görüyoruz. Bu ikisinin de şu süreçte elzem olduğunu da biliyoruz. Yani bir tarafta içeride ve dışarıda oluşabilecek suç unsurlarına karşı sürekli hazır kıtada olan kolluk kuvvetleri, diğer tarafta da bugün gizli bir düşmanla mücadele eden sağlık çalışanları. Bence bu iki kuruma ve bu iki kurumun çalışanlarına tabii bir takım yardımlar olsun ama bunun da tabii nasıl ifade edeyim bunu? Yani istenilen ölçüde olabilsin. Amacının dışına çıkarılmasın. Dolayısıyla bu iki kuruma şu süreçte ciddi bir hassasiyet gösterilmesi gerekir. Gerekirse yemeklerini bizzati bizler tarafından servis edilmesi gerekir. Çünkü onların psikolojisini de düşünmek gerekir. Ya ben böyle değerlendiriyorum. Normal bir süreçten geçmiyoruz. Bundan 1,5 yıl önce bunu ifade etmiş olsaydık belki de bu tepkilerimizde haklı olabilirdik. Yani lütfen kendiniz ya evde gelirken sefer tahsilinize gelin veyahut da kendiniz bir şekilde kendi aranızda bir çözüm üretin veya bir firmayla anlaşın. Ama bugünün şartlarında evine dahi tedirgin giden bu iki kurumun çalışanlarına bu süreçte ciddi bir hassasiyet görülmesi gerektiğini, 700 bin TL'yi de çok cüzi bir rakama çekebilir. Bir birim belirlenir. O birim üzerinden seradan direkt alışveriş yapılır. Direkt gidip kasaptan kilosunu 80 liraya 100 liraya eti almaktansa canlı hayvana talip olur ve canlı hayvan üzerinden bir takım indirimlere gider. Nitekim vatandaşımız da halkımız da bu noktada da gerçekten bu süreçte de gerçi bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Bu noktada da çok ciddi bir zorluk çıkarabileceğini, hatta üreticimizin dahi bu noktada zorluk çıkaracağını ben doğrusu beklemiyorum. Peki turizme gelelim. Turizmciler resmen kan ağlıyorlar. Yani haklılar. 1500 TL ödemelerini kapalı işletmelerin hepsi yeni aldılar. Başbakanlığın önüne giden, eylem yapan
bir şekilde istediğini alıyor. Bunun da çok fazla örneklerini gördük. Yani artık başbakanlığın önü eylem kapısı olmamalı mı? En büyük yanlışımız da buradan geliyor. Yani son 8 aydır, 7 aydır özellikle yapılan eylemlerde bir şekilde mevcut hükümeti veya geçmiş hükümetleri diz çöktürdüler. Nitekim taviz verdikçe taviz üstüne taviz vermek zorunda kalıyoruz. Evet, elbette ki turizmciyi de ayaklandırmak zorundaydık. Elbette ki üreticiyi de kalkındırmak zorundaydık. Elbette ki bu ülkede hayat bulan her bir bireyi mutlak suretle ayağa kaldırmakla mükellefiz. Zaten siyaset yapıyorsak, hükümete talip oluyorsak, bu kurumların idare ve sevkine bizler talip oluyorsak bunları da düşünerek talip olmamız gerekir. Fakat bu süreçte dünya zorluklarını gördüğümüz, dünya çapında görülen zorluklar bu kadar net ortadayken, sosyal medya üzerinden bile hükümetin yönetildiği bir ülkede taviz vermemek biraz da bana göre kabul görülmeyecek bir durumdu. Dolayısıyla bunlar da o tavizi verdi. Turizmci noktasında, eğitim noktasında dedim ya, yani geç kalınmış kararlar, 12 Nisan'da öyle bir karar alındı. Elektronik kelepçeli bir karantina süreci başlatacağız. Elektronik bilezik. İyi de bunu biz bu pandemi olaya ortaya çıktığı süreç itibariyle çok rahat bir şekilde paylaşabilirdik. Çok rahat bir şekilde de uygulayabilirdik. Nitekim bundan bir hafta önce, özür dileyerek ifade edeyim, yani bu da bir yanlış olarak söylüyorum, hükümet ve başbakan ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla mobil tarama sistemi kurdular ve çıkıp bunu sanki de çok büyük bir devasa projeymiş gibi canlı yayınlarda kamuoyuyla paylaştılar. İyi de yani bunun altı üstü bir yazılımdı yani. Burada yüzlerce bu noktada pırıl pırıl gençlerimiz var. Koyun masaya, size yazsın bu sistemi, hazırlasın. Yani bir yıl sonra sağlıkta bir yazılım gerçekleşti. Galiba bir ilk oldu ki bu denli Başbakan ve Sağlık Bakanı tarafından çok da güzel bir şekilde kamuoyuna servis edildi. Sanki de büyük bir başarıya imza attık. Pandemiyi, vebayı, COVID-19'u yerle bir etti gibi. Başarı değil mi yani? Bir yıl sonrası başarı değil. Bir yıl sonrası. Hiçbir şekilde başarı değil. Yani bahsettiğimiz sistem yazılım sisteminden bahsediyoruz. Ve sizin ülkenizde ve bu yazılımı yapanlar da işin tarafına bak, diğer tarafına bakıyorsunuz, Türkiye'den transfer ediyorsunuz. Niye? Benim buradaki gençliğimle neden ilgilenmiyorsunuz? Bu noktada kendini geliştirmiş gençliğimle veya bırakın bu yerli üretimi, senin gençliğin üretsin. Ve bu yazılımı, yani üzerinde çalışacağınız, ben o noktada geldiğim için konuşuyorum. Çünkü ben de buna yabancı bir, size şunu da sorarlar. Yani eğer öyle olursa, mesela dünyanın en büyük yazılım şirketleri Amerika'da, Silikon Vadisi diye bir yer var. Bütün yazılım şirketlerini oraya toparlıyor. Yani bu yazılımı satın almak, buradaki gençlerin önünü kapatmak değil. Neticede bu rekabetçi bir dünyada kim daha iyisini yaparsa, mesela sen liberal bakış açısı da bunu gerektirir. Tamam, kim daha yani iyi. Elbette bunu oradan almasında bence bir sıkıntı yok. Bence esasen burada bakış açımız şu olmalı. Yani biz hala kaç yıl olmuş, hazır elimizde örnek modeli var, E-Devlet'e geçememişiz. Bence bunları tartışmaya açalım. Yani biz onu oradan niye aldık, bunu buradan niye aldık? Yani bunlar artık bana göre eskidi yani. Yönetim anlayışının bu derece basiretsiz bir tutumu gördüğünüzde bunu eleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bakınız, bundan bir hafta önce de Milli Eğitim Bakanımız çıktı, bir açıklama yaptı. Okullar, hocalar 5 gün ara verdik, şunu verdik, 3 gün ara verdik, 2 gün ara verdik. Yahu çıkın 2 kelimeyle bunu özetleyin. Türkiye'deki EBAS sistemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne entegre ediyoruz. Dolayısıyla 3 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de EBA üzerinden ciddi anlamda hem eğitim noktasında öğretmenlerimiz, hocalarımız hem de öğrencilerimiz istifade edecek. Fakat bunu bile açıklarken değerli abim, dolayısıyla çıkıp da 3 gün izin, 5 gün ara verdik demekle açıklanıyor. Ya bir net bir kelimedir yani. Yani Türkiye'deki şimdi, EBA'ya bağlanmak için mi ara verdiler? Mutlak bir süreç odur. Çünkü ondan sonra EBA açıklaması geliyor hemen ardından. Çıkın diyeyim, biz entegre sürecine giriyoruz. Dolayısıyla 3 gün sonra daha kaliteli, daha iyi bir sistemle sizin karşınızda olacağız. Bunu söylemek çok da zor bir durum değil. Bunu biz şu anda mevcut yöneticilerimiz işi zorlaştırabilmek adına söylemleriyle kamuoyunu zaten ciddi anlamda itiyor bir tarafa. Dolayısıyla elbette ki bir tercihtir. En iyisini yapana biz ulaşacağız. En iyisini bir şekilde temin edeceğiz ama
Günün sonunda biz küçük bir coğrafyayız. Ve küçük bir coğrafya olmamızın verdiği bir durumda, evet burada biraz maliyeti yüksek olabilir, bunu da kabul ediyorum. Yani dışarıya... Bu arada son 3 dakikamız, Hasan işaret ediyor. Evet, dışarıya ve dışarıdan belki dışarıya oranan fiyatımız bir tık belki yüksek olabilir ama sonuç itibariyle bir yerde de ben coğrafyamda burada hayat idame eden kendi insanımı da bir yerde kalkındırmış olmuş olacağım. Veya bırakın o kalkındırmayı da, ona da yer açmış olacağım. Dolayısıyla bu noktada bir çalışma yok ve ben bunun için de çok zaman zaman ifade ediyorum. Arge'de de eksik kaldığımızı ifade ediyorum. 28 üniversiteyle övünüyoruz, turizmle övünüyoruz. İnanç turizminde sınıfta kalmışız. Eğitimle övünüyoruz, yüksek öğrenimde övünüyoruz. Ancak sınıfta kalmışız. 28 üniversitenin olduğu bir ülkede biz henüz Arge yapacak bir bina inşa etmemişiz. Gerek hükümetin talimatıyla veya hükümetin izniyle oluşabilecek, gerekse özel üniversiteleri kendi içerisinde dışarıda kalmış, gerçekten kendini ispatlama noktasında dışarıdan elinden tutup getireceğimiz gençleri kabullenememişiz. Bu da neye getirdi bize bu durumda? Biz buradaki gençliğimizi bir yerde kültüründen uzaklaşacak şekilde, kimliğinden uzaklaşacak şekilde tabiri caizse bet salonlarının kapılarını mahkum ettik. Peki. Ve hayatı orada bulmalarını sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla burada çok özür dileyerek ifade ediyorum. Son bir dakikanızı rica ediyorum. Hükümeti eleştirirken bu noktada eleştirebilirim. Ama pandemi üzerinde, sağlık üzerinde muhalefet yapmayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü sonuçta böyle bu hepimizi bağlayan bir gerçektir. Dolayısıyla bu noktada da muhalefet yapmak siyasi ahlaka uymadığını düşünüyorum. Bu yüzden eğer eleştireceksek de şu anda gençliğimizin neden bet salonlarında hayat bulmaya çalıştığını ve en övündüğümiz turizm alanında, çok özür diliyorum, İsmail'cim artık bitirmemiz gerekiyor, kalmışız son cümle ve yüksek öğrenimde neden geride kalıyoruz? Bunları bir kere oturup muhasebesini ve muhakemesini yapmamız gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, son cümle, ben teşekkür ben ederim. Ben de çok birkaç kelime bir şey söylemek isterim. Yani Sayın Başkan yüksek öğrenimde geride kalıyoruz dedi. Bu pandemi tabii ki herkesi etkiledi ama ben bu noktada keşke vaktimiz olsaydı biraz kendisiyle değerlendirirdik. Yayından sonra mutlaka değerlendireceğiz. Yüksek öğrenimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Yeter ki önümüzdeki o bürokratik engelleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki açılımları durduracak ya da durdurmaya çalışan o bürokrasiyi kaldıralım. Çünkü baktığımız zaman eğer Türkiye'den öğrenci gelmesini istiyorsanız öncelikle bu uçak biletlerini birinci derecede indireceksiniz. İkincisi buradaki hayat ucuzlatacaksınız. Hala bakıyorsunuz işte 6 aylık peşin, 2 depozit, 1 komisyon, şu kadar sterlin kira. Türkiye'de parayı insanlar TL üzerinden kazanırken burada sen sterlin üstünden istersen Türkiye'deki eğitimi tercih ederler, Kuzey Kıbrıs'takini tercih etmezler. Daha öncesini hatırlarsanız ben 2000 yılında adaya geldim ve öğrenci olarak o dönemde çok daha iyi şartlardaydı. Zaten bugün 100 binli rakamları konuşuyorsak o dönemde atılan tohumların bugün meyve vermesinden kaynaklanmıştı. Ama artık o meyve veren ağaçların kökleri kurumaya başladı. Bu noktada halka da önemli görevler düşüyor. Eğer biz bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde bugün 100 binli olan 3 haneli rakamları önümüzdeki günlerde 2 haneli rakamları da göreceğiz ki bunlar da hem bizim sosyoekonomik yapımıza hem de dışarıya bağımlılığımızın artmasında önemli etkenler olacak. Bunları hep birlikte değerlendirelim. Geleceğe birlikte umutla bakmak istiyorsak birlikte adım atalım. Gazetenin burada sonuna geldik. Yarın farklı noktalardan farklı canlı yayınlarımızda yine ben ekranlarınızda olacağım. Size ülkenin son gelişen olaylarını aktaracağım. Görüşmek üzere, esen kalın.